Evet Egele TV izleyicileri. Şu an Konak Meydanı'nda sokak röportajlarımız devam ediyordu. Birkaç elinde broşür dağıtan grup arkadaşlara rastladım. Hemen kendilerine sordum, kimsiniz, ne yapıyorsunuz diye. Dediler ki biz Emet deriz, emeklilerle ilgili ne yazıyor orada? Emeklilikte yaşa takılanlar, Adalet Derneği, doğru mu? Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri var burada. Haklarını arıyorlar. Bu haksızlığın karşısında direnmeye devam ediyorlar. Şimdi mikrofonu uzatıyorum hanımefendiye. Önce sizi tanıyalım. Merhabalar. Emeklilikte Adalet Derneği İzmir Şube Başkanı Nurcan Demirel ben. Emeklilikte 8 Eylül ile 9 Eylül arasındaki 17-20 yıllık geç emeklilik farkını kabul etmeyen kesimiz. Eyvallah. Bunun için dernekleştik. Genel merkezimiz İstanbul olmak üzere 81 ilde şubeleştik. 8 Eylül'de sigortalı olan emekli EYT yasasıyla birlikte emekli olurken 9 Eylül'de sigortalı olan maalesef akranıyla 17-20 yıl geç emeklilik farkıyla karşı karşıya kaldı. Biz de bir gün, bir ay, birkaç yıl geç sigortalı olmanın bedeli olarak bunca yıl farkını kabul etmeyip en azından kademeli olarak bir geçiş yapılarak emeklilik yasasının düzenlenmesini isteyen kesimiz. Bunun için seslerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Birçok siyasilere sesimizi duyurduk. Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanlığı bu konuda ne yaptı sizin için? Şu an için bir çalışma yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor dedi. Fakat sosyal devletlerde olması gereken kademeli emeklilik düzenlemesi adil olarak düzenlenmelidir. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Evet diyorlar. EYT yasasıyla bir hata yaptık. Akranlar arası 17-20 yıl açtık. Bunu kapatmamız gerekiyor. Bunun için çalışma yapmamız gerekiyor diyorlar. Ama sadece hak vermekten öteye gitmiyor. Biz hak vermelerini istemiyoruz. Yasa yapmalarını istiyoruz. Ve akranımızla aramızdaki yaş farkının birer ikişer yaş kademelendirerek sistemin rayına oturtulmasını isteyen kesimiz. Eyvallah hanımefendi. Siz neler söylemek istersiniz? Merhaba, ben de Emeklilikte Adalet Derneği'nin İzmir üyesi Birce. İzmir İl Temsilcimiz sevgili Nurten konuyu çok güzel özetledi. Bizler de bu ülkenin vatandaşı olarak 17-20 yıl daha fazla çalışmak istemiyoruz. EYT kapsamında bir hak araması değil bizimki. Bizimki kademeli olarak bir hak araması. Kademenin 43'ten başlayarak 52'de son bulacağı bir kademe. Bu noktada mücadelemize devam ediyoruz. Twitter, sosyal mecralar, her yerde sesimiz duyuldu. Artık sesimizi duymayan kalmadı. 17-20 yıl daha primlerimizi tamamlamışken bu haksızlığa göz yummuyoruz ve haklı davamızın peşindeyiz. Sonuna teşekkürler. Devam mı? Sonuna kadar devam. Eyvallah. Hocam siz deyin. Siz neler söylemek istersiniz? Ben Mehmet. Siz de mağdursunuz. Evet ben de mağdurum. Emeklilikte Adalet Derneği'ne üyeyim. Biz aslında hemen eller havaya demiyoruz. Burada anlaşılmayan bir şeyler var. Kademeli olarak düzenlenmesini istiyoruz aslında her şeyin. Bu tam konu anlaşılmadı. Herkes tarafından da anlaşılmadı. Sadece istediğimiz şey kademeli, düzenli bir emeklilik sistemi. Hemen herkes emekli olsun, sisteme yüklenilsin ya da hemen bir 15-16 milyon insan daha yüklensin değil bizim sistemdeki amacımız. Bizim kademeli olarak hakkına olan, günü doldurmuş olan insanların kademe kademe hem ülkeye daha yararlı, daha faydalı, daha düzenli bir şekilde emeklilik sistemini istiyoruz. İstediğimiz bu. Devam ediyoruz. Burada Nurten Hanım sağ olsun her zaman desteğimiz. İzmir'de kendisi şube başkanımız. Güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Devam ediyoruz. İnşallah. Umudunuzu kaybetmeyin. Evet. Türkiye genelinde diğer illerde, ilçelerde şubeleriniz var mı derneğinizde? 81 ilde şubeleştik biz. Süpersiniz. Kaç üyemiz var? Şu anda 500 bin civarı sosyal medya yapılanmasına sahibiz. Ve 81 ilde herkes bulunduğu ilde broşür, stand etkinlikleri ve siyasilere gidip dosyamızı verme ve kendimizi tanıtma etkinlikleri devam ediyoruz. Ayrıca kademeli emeklilik yasası çıkarsa sisteme hemen yüklenme olmayacak. Her sene 200 bin civarı sistem emeklilik verecek. Dolayısıyla aktüeryal dengeye hiçbir zararı olmayacak.
O yüzden yasalaşmasını bekliyoruz. Başarılar dilerim, inşallah her şey gelirse. Evet çok... kardeşim diyeyim. Biz kendi iş yerlerimizde aynı yaşıtlarımızla yıllarca aynı anda çalıştık. Aynı bir araya geldik. Yalnız bu çıkan yasayla birlikte onlar emekli oldu, biz olamadık. İş yerlerinde huzurlarımız kaçtı. Yani düşünün ki evlerimizde işe istediğimiz gibi gelip gidemiyoruz. Devletimizin bu konuda bir çalışma yapmasını istiyoruz yetkililerimizden. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gel abi. Psikolojiniz ne kadar etkiledi bu sizin uğradığınız haksızlık? Ben şu anda esnafım. Evet. Yaklaşık 7200 günümü doldurdum. 2003 girişim var. Şu anda ben de yasanın çıkmasını bekliyorum. Yıllardır çalışıyorum. Yıllardır yıprandık. Yeter artık. Yani yeter diyoruz bu. Yeter yani. Bu yasa çıksın. Bu yasa çıkmasını istiyoruz. Yani yeter artık. Gerçekten yıprandık yani. Ben kendim 2003 girişliyim. 7200 günümü doldurmuşum. Şu anda ben o yasayı bekliyorum. Her günde sayılar da bekliyorum. Kimin ne söyleyeceğini. Yani artık yıprandık ya. Ülke olarak, vatandaş olarak hepimiz yüklendi. Yani yıprandık artık. Bundan sonra bu yasaya çıkmasını bekliyoruz. Eyvallah. Hemen kardeşim deyip gel hocam. Gel abi, siz de aynı mağdurlardansınız. Değil mi? Şu anda çalışma şartlarından, benim yaşım 42. Çalışma şartları da ağır. Ben 7300 günüm varken kendi yaşımdan bir yaş büyük olan arkadaşım 5975 günle emekli oldu. Ben 60 yaşında emekli olmak istemiyorum. Mezarda emekli olmak istemiyorum. Devleti adalete davet ediyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar. Eyvallah. Sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Şimdi baştan alacağız. En başından. Evet. Kaydı. Evet. Merhabalar. Emeklilikte Adalet Derneği İzmir Şube Başkanı Nurcan Demirel ben. Emeklilikte 8 Eylül ile 9 Eylül arasındaki 17-20 yıllık geç emeklilik farkını kabul etmeyen kesimiz. Eyvallah. Bunun için dernekleştik. Genel merkezimiz İstanbul olmak üzere 81 ilde şubeleştik. 8 Eylül'de sigortalı olan emekli EYT yasasıyla birlikte emekli olurken 9 Eylül'de sigortalı olan maalesef akranıyla 17-20 yıl geç emeklilik farkıyla karşı karşıya kaldı. Biz de bir gün, bir ay, birkaç yıl geç sigortalı olmanın bedeli olarak bunca yıl farkını kabul etmeyip en azından kademeli olarak bir geçiş yapılarak emeklilik yasasının düzenlenmesini isteyen kesimiz. Bunun için seslerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Birçok siyasilere sesimizi duyurduk. Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanlığı bu konuda ne yaptı sizin için? Şu an için bir çalışma yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor dedi. Fakat sosyal devletlerde olması gereken kademeli emeklilik düzenlemesi adil olarak düzenlenmelidir. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Evet diyorlar. EYT yasasıyla bir hata yaptık. Akranlar arası 17-20 yıl açtık. Bunu kapatmamız gerekiyor. Bunun için çalışma yapmamız gerekiyor diyorlar. Ama sadece hak vermekten öteye gitmiyor. Biz hak vermelerini istemiyoruz. Yasa yapmalarını istiyoruz. Ve akranımızla aramızdaki yaş farkının birer ikişer yaş kademelendirerek sistemin rayına oturtulmasını isteyen kesimiz. Eyvallah. Hanımefendi, siz neler söylemek istersiniz? Merhaba, ben de Emeklilikte Adalet Derneği'nin İzmir üyesi Birce. İzmir İl Temsilcimiz sevgili Nurten konuyu çok güzel özetledi. Bizler de bu ülkenin vatandaşı olarak 17-20 yıl daha fazla çalışmak istemiyoruz. EYT kapsamında bir hak araması değil bizimki. Bizimki kademeli olarak bir hak araması. Kademenin 43'ten başlayarak 52'de son bulacağı bir kademe. Bu noktada mücadelemize devam ediyoruz. Twitter, sosyal mecralar, her yerde sesimiz duyuldu. Artık sesimizi duymayan kalmadı. 17-20 yıl daha primlerimizi tamamlamışken bu haksızlığa göz yummuyoruz ve haklı davamızın peşindeyiz. Sonuna teşekkürler. Devam mı? Sonuna kadar devam. Eyvallah. Hocam siz deyim. Siz neler söylemek istersiniz? Ben Mehmet. Siz de mağdursunuz anladım. Evet ben de mağdurum. Emeklilikte Adalet Derneği'ne üyeyim. Biz aslında hemen eller havaya demiyoruz. Burada anlaşılmayan bir şeyler var. Kademeli olarak düzenlenmesini istiyoruz aslında her şeyin. Bu tam konu anlaşılmadı. Herkes tarafından da anlaşılmadı. Sadece istediğimiz şey kademeli, düzenli bir emeklilik sistemi. Hemen herkes emekli olsun, sisteme yüklenilsin.
ya da hemen bir 15-16 milyon insan daha yüklensin değil bizim sistemdeki amacımız. Bizim kademeli olarak hakkına olan, günü doldurmuş olan insanların kademe kademe hem ülkeye daha yararlı, daha faydalı, daha düzenli bir şekilde emeklilik sistemini istiyoruz. İstediğimiz bu. Devam ediyoruz. Burada Nurten Hanım sağ olsun her zaman desteğimiz. İzmir'de kendisi şube başkanımız. Güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Devam ediyoruz. İnşallah. Umudunuzu kaybetmeyin. Evet. Türkiye genelinde diğer illerde, ülkelerde şubeleriniz var mı derneğinizde? 81 ilde şubeleştik biz. Süpersiniz. Kaç üyemiz var? Şu anda 500 bin civarı sosyal medya yapılanmasına sahibiz. ve 81 ilde herkes bulunduğu ilde broşür, stand etkinlikleri ve siyasileri gidip dosyamızı verme ve kendimizi tanıtma etkinlikleri devam ediyoruz. Ayrıca kademeli emeklilik yasası çıkarsa sisteme hemen yüklenme olmayacak. Her sene 200 bin civarı sistem emeklilik verecek. Dolayısıyla aktüeryallerin dengeye hiçbir zararı olmayacak. O yüzden yasalaşmasını bekliyoruz. Başarılar dilerim. İnşallah her şey gönlünüzü olur. Evet, çok kardeşim diyeyim. Biz kendi iş yerlerimizde aynı yaşıtlarımızla yıllarca aynı anda çalıştık. Aynı bir araya geldik. Yalnız bu çıkan yasayla birlikte onlar emekli oldu, biz olamadık. İş yerlerinde huzurlarımız kaçtı. Yani düşünün ki evlerimizde işe istediğimiz gibi gelip gidemiyoruz. Devletimizin bu konuda bir çalışma yapmasını istiyoruz yetkililerimizden. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gel abi. Psikolojiniz ne kadar etkiledi bu sizin uğradığınız haksızlık? Ben şu anda esnafım. Evet. Yaklaşık 7200 günümü doldurdum. 2003 girişim var. Şu anda ben de yasanın çıkmasını bekliyorum. Yıllardır çalışıyorum. Yıllardır yıprandık. Yeter artık. Yani yeter diyoruz bu. Yeter yani. Bu yasa çıksın. Bu yasa çıkmasını istiyoruz. Yani yeter artık. Gerçekten yıprandık yani. Ben kendim 2003 girişliyim. 7200 günümü doldurmuşum. Şu anda ben o yasayı bekliyorum. Her günde sayılar da bekliyorum. Kimin ne söyleyeceğini. Yani artık yıprandık ya. Ülke olarak, vatandaş olarak hepimiz yüklendi. Yani yıprandık artık. Bundan sonra bu yasaya çıkmasını bekliyoruz. Eyvallah. Hemen kardeşim deyip gel hocam. Gel abi, siz de aynı mağdurlardansınız. Değil mi? Şu anda çalışma şartlarından benim yaşım 42. Çalışma şartları da ağır. Ben 7300 günüm varken kendi yaşımdan bir yaş büyük olan arkadaşım 5975 günle emekli oldu. Ben 60 yaşında emekli olmak istemiyorum. Mezarda emekli olmak istemiyorum. Devleti adalete davet ediyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar. Eyvallah. Sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Derneğimizin yaklaşık 500 bin sosyal medya yapılanması var. Biz İzmir'de yaklaşık 400 bin civarı mağdurken 1500 kişi birleşebildik. Lütfen 9 Eylül 1999 sonrası sigortalıysanız derneğimize, İzmir'de bizim etkinliklerimize bize katılın. Bizimle birlikte mücadele edin. Çünkü ne kadar çok ses olursak o kadar çabuk sonuç alabiliriz. Birleşmemiz şart. Bu söylemlerinizi aynı sizin gibi mağdur olanlara yapıyorsunuz. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan herkesi Emadder Derneği'ne bekliyoruz arkadaşlar. Nasıl bu iletişim kuracaklar dernek? Ben sosyal medya aracılığıyla bizim falan. Sosyal medyada Emadder, Emeklilikte Adalet Derneği yazdıkları zaman Emadder'i görecekler. Bir, ikincisi İzmir'de bizim şubemiz, ofisimiz var. Ben telefon numaramı buradan söyleyebilirim. 0554 828 5704'ü aradıkları zaman cevap bulacaklar her zaman. Şubemize de bekleriz. Hem üye olmaya hem bizimle birlikte işbirliği yapmaya bekliyoruz. Ne kadar çok ses o kadar çabuk sonuç diyoruz. Başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim.